Değerli dostlar, teknoloji danışmanlığı gibi aslında gelecekte de çok ilgi çekici olacağına garanti verdiğimiz bir mesleğin en iyilerinden biriyle birlikteyiz. Sevgili Serdar Gökpınar'la hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi niye böyle dedim? Bir şey biliyorum da söylüyorum. Şimdi kendisi bir mühendis, makine mühendisi, meslektaşım. Üstüne bir işletme konusunda aslında organizasyon değil mi? Evet. Yönetim organizasyon. Yüksek lisansı var. Yani orada da meslektaşız. Sonra almış yürümüş. Ne olmuş? Bir doktora yapmış. Doktora yaptığı konu da teknoloji danışmanlığı. Dolayısıyla çok önemli bir şey söylüyorum. Teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarım şu anda dinleyecekleriniz hayatınızı etkileyebilir, kariyerinizi etkileyebilir. Ha, daha da detaya gireceğiz. Savunma sanayi diye bir sanayi var. Dünyayı sarsan, Türkiye'yi iyice sarsan acaba orada nasıl kendinize yer edinirsiniz? Bütün soruların cevapları burada. Çünkü kendisi çalışılabilecek neredeyse en büyük bütün kuruluşlarda çalışmış, onlara danışmanlık yapmış. Doğru değil mi? Doğru ama şimdi siz dışarıdan söyleyince tabii insanın kendini dinlemesi çok farklı. Bir de bunun en iyilerinden falan deyince ben ezildim, küçüldüm. Tam Beni tersi. yerler dışarıda, onu söyleyeyim Hayır, yani. o O çok zaman daha da iddialı söylüyorum. En iyilerinden değil, en iyisini getirdik. Hadi orada yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, şimdi o zaman şaka bir yana sizin iyi olduğunuzu biliyoruz. Onu aşalım ve savunma sanayinde nedir ya? Savunma sanayi diye bir şey nedir? Bilmeyenler duysun artık bunu. Savunma sanayi güzel soru. Sonraki soruya geçelim. Şaka bir yana savunma sanayi aslında sivil sektörlerde de görebileceğiniz bazı ürünlerin askeri şartları, standartlara ve farklı müşterilere göre yapıldığı, tasarlandığı, geliştirildiği, üretildiği ve artık hele Türkiye bağlamında düşündüğünüzde vazgeçilmez olan bir sanayimizdir. Biz iyi durumda mıyız ya? İyiyiz. Yani iyi durumdayız. Gittikçe de gelişiyoruz. Hatta ve hatta bazı yönlerden savunma sanayi, hele teknoloji anlamında konuştuğumuzda çok çok bütün sektörlerden iyidir diyebilirim ben. O çok heyecan verici bir şey söylüyorsunuz. Yani özünde bu teknolojiyi geliştiren mühendislerimiz iyi o zaman. Mühendisler dışında ekosistem artı bu mühendislerin organize oluş biçimleri. Bu anlamda. İkincisi kültür. Yani belki şöyle bir karşılaştırma yapmak lazım. Geçenlerde çok güzel bir değerlendirme duydum. İstanbul'dan gelen bir grup arkadaş, işlerinden bir tanesi dedi ki, Ankara'nın dedi teknoloji geliştirme ve araştırmaya tahammülü var dedi. Şimdi devletin de burada olması sebebiyle ki devlet savunma sanayinde tek müşteri. Başkalarını satarken de size izin verdiği için eninde sonunda o kanaldan, o kapıdan geçmek zorundasınız. Devletin de burada olması, devletin finanse etmesi tüm dünyada aşağı yukarı savunma sanayini biricik kılıyor ve Ar-Ge teknoloji çalışmalarına hem para hem zaman ayıracak sabrınız da oluyor, kaynağınız da oluyor. Bunu ayırmak durumunda kalıyorsunuz. Süper. O zaman şöyle bir yol çizelim isterseniz. Yani kariyer ne yapar bu arkadaşlar diye, bu konuya merakı olan arkadaşlar. Mesela insanın aklına şu geliyor. Evet, çok büyük, çok kültürü oluşmuş kurumlar var Evet. Ankara'da ve Türkiye'de. Ama ya ben 3-5 arkadaş bir fikrim varsa ve savunma sanayinde işe yarayacaksa bunun için bir startup'ta yapabilir miyim? Böyle bir şansım olur mu bu kadar devlerin kapıştığı bir dünyada? Şimdi işin iki boyutu var. İşin olduğunu, bir de para kaynağı problemi de olmadığını düşünelim. Eninde sonunda bu bir kullanıcıya, müşteriye gidecek. Bu müşteri de öncelikle kendi silahlı kuvvetleriniz. Tamam. Başka ordulara satmak için de önce onlar gelip sorarlar. Senin ordun aldı mı ki? Bir Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ana müşterimiz. Dünyanın en prestijli orduları arasında yer alır. Yani onun aldığı ürünü herkes göğsünü gere gere alır. Çünkü onun standartlarından geçmiş, onun denemesinden geçmiştir. Yani müşteriyle buluşmanız lazım. Müşteriyle doğrudan da buluşma her zaman olmayabilir. Bunun için de devletin ilgili organları, Milli Savunma Bakanlığımız, Savunma Sanayi Müsteşarlığımız üzerinden geçmek gerekir. Paranın ve fikrin bir arada olduğunu bile düşünsek mutlaka müşteriyle yan yana gelmeniz gerekiyor. Peki mesela sizin hiç duyduğunuz, ilginizi çeken işte 4-5 genç oluşturduğu şöyle bir startup kurdular, ondan sonra bu gitti, büyüdü falan gibi böyle başarı hikayesi var mı bizim de ümit olarak anlatabileceğimiz? Başarı hikayeleri var.
Var. Yani var. Olabilir bir olabiliyor. Şey. Olabiliyor ama dediğim gibi izole kendi başlarına çıkıp önce ürünü geliştirip sonra müşteri arıyor olmuyorlar. Anladım. Şöyle diyeyim, belki teknik bir tabir olacak. Proof of concept gösteriyor. Hı-hı. Yani bunu yapabileceğini teknik olarak aslında kafasındaki fikrin çalışacağını göstermesi ona pek çok kapıyı açar ki alıcı olarak da çok organize bir alıcıdır silahlı hı-hı kuvvetlerimiz. Yani hı-hı savunma sanayi müsteşarlığımız üzerinden mutlaka bakar ve büyüklerin olduğu bir yerde sisteme entegre eder. Yani müthiş. O zaman kıymetli arkadaşlarımın ya şu anda böyle şey duruma gelmiş olmaları lazım. Evet şansımız var ama nasıl var bu şans? Öncelikle herkesin geçtiği gibi o savunma sanayi yolundan geçip orada evet bu projenin karşılığı bizde olabilir, biz buna destek verebiliriz, harekete geçin gibi bir işaret almaları lazım yanılmıyorsam. Evet. Teknik olarak başarmanız gereklidir ama yeterli değildir. Yeterli değildir. Evet. Aslında bence şöylesine de iyi bir sektör. Kime satacağınız konusunda fazla bir endişeniz yok. Zaten alıcı belli. O da tamam dediyse ve siz sözünüzü tutuyorsanız topun gideceği yer net. Net. Şimdi bu işin müşteri tarafı. Bir de işin finansal tarafına bakalım. Savunma sanayinde yalnız bir takım şeylerin pişmesi, hı hı, ondan sonra ürüne dönüşmesi, hatta bunu ticari bir şeyle süsleyelim tabirle, faturayı kesmeniz çok uzun sürer. Hı hı. Onun için kendi kendinize pek giremezsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bugün en yakın bildiğim konulardan bir tanesi olduğu için bir askeri uçağın, bir savaş uçağının şartnamesinin ortaya konmasından müşteriye teslim edilmesi arasında 12, 15, 20 yıl gibi bir süre geçer. Buna can dayanmaz. Yani ticareten onun için mutlaka finansal konuyu da çözmeniz lazım ki gene orada da gidip devletin kapısını çalışıyoruz. Yani ben çok yetenekliyim ve şöyle bir problemi çözebilirim dedikten sonra ciddi bir müşteri ilişkileri yönetimine ihtiyacınız var. Hem parayı hem işi alıyor olmak için. Benim duyduğuma göre savunma sanayinde de gerçekten uzmanlaşma oldukça yukarılarda. Yani kimle konuşuyorsanız işini biliyor diye duyuyorum. Bence uzmanlaşmanın Türkiye bağlamında en yüksek olduğu sektördür. Aynı, teknik uzmanlaşmanın. Aynısını duydum. Dolayısıyla arkadaşlar tamam 20 yıl dayanacak gücünüz yok ise bir market açın. O bir yandan size nakit akışını sağlasın. Şakası tabii işim bu ve yaptığınız işler. Şimdi ben size o 20 yılın ötesini anlatayım. Eyvah daha da korkuyorum. Ürünü teslim etmek için gereken süre. Bir de teslim ettikten o 20 yıl uç tabii çok uç. Tabii ki. Teslim ettikten sonra bu ürünü siz uzun yıllar ordu elinden çıkarmadan kullanmak ister. Tabii. Bir uçak olduğunda, gemi olduğunda 30, 40, 50, 60 yılları bulur. Tadil edile edile. Sonra bunun çöpe atılması süreci. Yani bir şöyle bir hadi ben bir uçak alayım, bir gemi alayım, bir kompleks bir sistem alayım dediğinde önünüzdeki 50, 60, 70, 80 yılı bu bir insan ömrünün, bir kariyerinin yetmeyeceği bir süredir. Yani bu kadar uzun ömürlü. Yani çok örnekli verilebilir bu konuda. Ama çok sempatik geldi bana. Yani kariyer, yani 3 nesil çok rahatlıkla devam edebilir. Babam başlamıştı deyip giden bir iş olabilir yani. Tabii ki. Tabii. Peki. O zaman madem konu kariyere geldi biraz ondan da birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlarımız kariyer alanı olarak savunma sanayini seçerlerse, benim gördüğümü söylüyorum, uzmanlaşırlarsa, işlerini iyi bilirlerse en azından iş endişeleri olmayacak. Görebildiğim bu. Kendilerini, şimdi bir kere şöyle bir şey. Onu söyleyelim. Geçenlerde çok güzel bir caps gördüm. Tabii insanımız hakikaten çok yaratıcı bazı konularda. Okudukça keyif alıyoruz. Caps'te şöyle yazıyordu. Gelecek nesillere tavsiyem gelmeyin. Şimdi bunu şeye bağlayacağım. Eğer şöyle bir tercihle karşı karşıyaysanız, ben herhangi bir işe mi girsem, işte bir savunma sanayi firmasında da bir pozisyon açılmış oraya mı yoksa bir bankacılık sektörüne mi yoksa gidip bir, bu doğru bir tercih olmaz. Çünkü birincisi bu. Yani ben teknik konularda çalışmaya, kendimi geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye baş koydum diyeyim ya da bu konuda çok şey yapmak istiyorum. Bu konuyu kesintisiz yapacağım diyorsan savunma sanayi bugün. Okay. Çünkü çağımızda hiçbir iş kolay değil. Yani burada stüdyoda da gördüğümüz gibi bir YouTube videosunun çekilmesi de çok çok kompleks ve teknik bir iş. Hiçbir iş kolay değil. Ama ben teknik olarak öğrenime devam edeceğim diyorsanız bu savunma sanayi bence son derece doğru bir yer. Ticarete atılacağım
falan diyorsanız savunma sanayi bence her zaman tercih edilmeyecek bir konu. Konuşulan rakamların büyüklüğünden bağımsız. Yani o rakamların karşılığında gani gani enerjinizi, zamanınızı, teknolojinizi falan veriyorsunuz. Okey. Bence birçok kıymetli arkadaşım bu konudan keyif alabileceğini düşünüp evet ya savunma sanayi aklıma gelmemişti şimdi geldi demiştir. Peki mesela savunma sanayinde sadece ve sadece elektrik, elektronik mühendisleri, havacılık mühendisleri veya işte makine mühendislerine yer yok değil mi? Yani işletmecileri de yer var. Herkese var. Herkese var. Yani bir ürünün fiyatının hesaplanmasından tutun hatta bir uçak düşünün ve bunun da çok yüksek irtifalara çıkacak bir insanlı uçak olduğunu düşünün. Bir oksijen problemi var. Yani aslında sizin sağlık alanından, medikalden tıpçılara ihtiyacınız var ki sık sık bunların yaptığı kazaları, sıkıntıları falan görüyorsunuz. Mühendislik dominant bir sektördür ya da teknik dominant değil. Tasarımcılar da var. Mesela bir kokpiti kurarken veya bir insan makine arayüzünü kurarken çok ciddi endüstri ürünleri tasarımı, endüstri mühendisliği süreçlerinden geçiyorsunuz. Hemen hemen herkes kompleks bir ürünün vücuda gelmesinde muhakkak rol alıyor. Bu şöyle bir zorluğu da getiriyor. Normal şartlarda siz de makine mühendisiniz, biz de makine mühendisiyiz, ben de makine mühendisiyim. Ama bir makine mühendisiyle elektrik, elektronik mühendisini bir araya getirdiğinizde bile terminoloji farkı ortaya çıkarken bir işletmeci, bir antropolog, bir tıp doktoru, bir mühendis falan böyle bir takımı bir araya getirmek o da ciddi yönetim becerileri de getiriyor. Bu da kolay bir şey değil. Evet, dolayısıyla uzun yıllardır bu işin içinde olan birilerini gördüğünüzde artık farklı bakmanız gerektiği konusunda bence netlik oluştu. Evet. Yani yönetici olarak da teknik eleman olarak da. Evet, bir kere şu var, dediğim gibi önünüze sizin hatta kimsenin zaman zaman çözmemiş olduğu teknik problemler atılıyor. Yönetici olarak da kimsenin daha önce çözmemiş olduğu yönetim problemleri de önünüze konuyor. Yani aslında devletin kontrolünde olan bir sektörde sistem sizin önünüze çok zor problemleri koyuyor ve yapa yapa öğreniyorsunuz ve vazgeçmek de yok. Yani öyle çöpe atılan bu olmadı denen proje falan da yok. Yapana kadar sonuna kadar gidiliyor. Öyle ben kapatıyorum dükkanı diyebilirsiniz belki ama orada dükkan kapatamazsınız. Ya bu çok güzeldi. Sevgili dostlar çok bence inanılmaz yararlı bir sohbet yaptık. O yararlı sohbetten siz neler çıkaracağınızı çok da iyi biliyorsunuz ama çok aklımda kalan, sizin de kaldığına emin olduğum bir konu var. Eğer problem daha önce karşınıza çıkmadıysa ve bunu çözmekten keyif alıyorsanız, hem de problem biraz da öyle bir günlük, iki günlük bir problem değil, süreçlere dayanıyor ise, birini çözdüğünüzde yeni bir problem karşınıza çıkıyor ise ve siz bununla uğraşma konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorsanız şahane size bir sektör önerimiz var. Tahmin ettiniz. Savunma sanayi sektörü. Hayatın bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti yani. Evet, sevgili Serdar Gökpınar'la birlikteydik bugün. Kendisi teknoloji danışmanı aslında. Şöyle teknoloji yönetimi üzerine teknoloji yönetimi yaptım. Evet bu konularda danışmanlık yaptım. En son sorum şu anda neredesiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Şu an Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nda kendilerine destek veriyorum. Aynı zamanda çeşitli akademik kuruluşlarda da ders veriyorum. Süper. Yani hocanız da olabilir kendisi haberiniz olsun. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Bence çok ufuk açtık. Her zaman olduğu gibi hala abone olmadıysanız çok üzülürüm. Biz de uzun dönemli bir işe girdik. Önümüzdeki yıllar boyunca size sıklıkla video üretimimiz olacak. Dolayısıyla bir an evvel abone olun arkadaşlar. Bunu da unutmayınız. Görüşmek üzere.